Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki normalde bu haftalık vlogun ikinci partı. Ama belki bilmeyenler vardır ya da hani unutmuş da olabilirsiniz diye minik bir hatırlatmak istedim. Çünkü şimdi yalap şap videoya geçeceğiz. Ben tabii onu çekerken iki ayrı video yapacağım bilmediğim için direkt girmişim videoya. Şimdi sizi yüzü gözü şişmiş yeni kalkmış Ece ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Öpüldünüz. Günaydın. Yepyeni bir günden merhaba. Ece durmak bilmiyor. Her gün bir şey yapıyor. Bugün ablama gidiyoruz. Akşam da geri döneceğiz Furkan'la. Yüzüm gözüm şiş çünkü gerçekten yeni uyandım. Elimi yüzümü yıkadım geldim. Çünkü biz uyuyakalmışız Furkan'la. Bu arada saat 10 uyuyakalmışız dediğim ama. Ablam erken gelin demişti. Çekilecek şeyler var falan. Bir de havuza mavuza gireriz diye. Şimdi o yüzden hızlı hızlı hazırlanacağız ve ablama gideceğiz. Bir de aşklarım ben diyorum ki Allah. Özellikle bu hafta böyle işte doğum günümü 2-3 kere kutlamamız, ondan sonra 101 olmam onu kutlamamız falan filan. Biraz böyle alkolü bir tık fazla kaçırdık. O yüzden bir detoksa girmeyi düşünüyorum. Bunu birlikte yapalım mı? Gene böyle Chloe'nin challenge'larına başlayıp birlikte onu yapıp videoya mı çeksek? Biliyorsunuz bir ara çok iyi yapıyordum, sonra bıraktım. O günden sonra da başlayamadım. Şimdi başlasak mı? Güzel güzel. Suratımda hala yastık izi var ya. Okay. Hazırız. Ay ne kadar ısınmışsınız. Çok iyi gözükmüyoruz ama yapacak bir şey yok. Hala uyku sersemiyim bu arada. Uyku sersemi hazırlanıyor. Sözü değiştirelim. Furkin alemde. Furkin. Ne alemdesin Askom? Günaydın. Kötü değilsin. Ya gözlük yoksun o yüzden dibine girdin. Hayatımda ilk defa eve gidiyorum kombini yapabildim bence. Bakın. Eşofman altı giydim. Çekçeğimiz kıruldu. Kim kırdı? Galiba birazcık şeydi bende. Ben bir başkası kırmıştım gelenlerden. Alsınlar yenisi. Evet ben kırmadım. Evet Ece kırmadı. Yakup kırdı. Yakup o yenisini. Benden nefret ediyorum bugün. Seni sevmiyorum bugün. Bugün çok yaramaz. Barcelona'ya bir şeyler olmuş. Bu Barcelona benim tanıdığım Barcelona değil. Çağla Hanım. Neredesiniz acaba? Bir açar mısın? Çağla. Biz geldik. Şimdi hazır mısın? Şöyle bir diyalog geçecek. Ben arabaya bineceğim, kamerayı açacağım. Vlog mu çekiyorsun diyecek. Her şey milyonluk sen çekiyorsun. Yeter diyecek, yeter diyecek. Ben diyorum ki ablacığım bu hafta vlog falan çekiyorsun. Evet evet, ablacığım çekiyormuş. Mesela havuza girecek. Evet. Yani Ece o yüzden geliyor zaten. Kombinini de ona göre yaptı. Havuz kombini yaptı. Ona göre içine, tabii içine giymiş olabilirsin. Ben şüpheleniyorum senden. Kuva Park'a giden 12 yaşındaki çocuk kombini evet. Yaptı bugün. Zararlıyız, bu gece zararlıyız. Bir yere gitmeye kararlıyız. Konuş azıcık. Benim bir oyun bu. Hi, I'm Dora. Let's go. Söyleyeceğim ben çok açım. Ben de acıktım bu arada. Ablam yemiş midir? Yemiştir o. Ablan yese de yoğurt yiyor. Yulaf. Çağla at gibi direkt yulaf yiyor. Ay bir şey diyeyim mi? Ben vallahi kullanırım bu arabayı. Yalnız farkında mısın? Pijamayla geldim size almaya. Pijaman bile klas bu arada. Güzel duruyor askim. Benim arabamı sormuyorsunuz nerede diye. Aşkım ben ne bileyim. Ben ne bileyim bu önde dedi. Aynen almışsındır gibi düşündüm. Öyle miydi? Dedik. Kaan benimkiyle gitti ya şey. Uzak yoldan geldik ya. Hı-hı. Arabanın önü full sinek. Şaka. Uzun yolda hep sinekler yapıştı. Yapışıyor ya. Öyle miymiş? Sinek katliamı şu an benim. Dedim ki benim vaktim yok aşkım sen yıkatır mısın? O da o yüzden benim arabayla gitti. Ha sen de bunu aldın. Aynen. Ben sorgulamadım fark ettim. Evet sordum. Ben de. Olabilir. Sormadınız araban nerededir? Evet. Benim güzel kameram ya. Şimdi Ece direksiyon dersi alıyor biliyorsunuz. Dedim ki geç hadi eve kadar götür. Ev de şurası abi arka sokak. Heyecana bak ama. Yok yok iyiyim iyiyim. Zaten şu araba an... çalışıyor şu anda. Evet. El frenini kaldıracağım. Kaldırdım, indireceğim. Ha indireceğim. Onu hala tam şeyini bilmiyorum. Hayır kalkınca ne olur ince ne olur. Kalkınca sabitliyorsun. İndiğinde gidebiliyorsun. Tamam indireceğim R'ye. R'ye alacağım. Geri geri gideceğim. Hani şey G'yi vardır ya. R yapmıyoruz. Bizde R yok falan. Sonra da D'yi alacağım. Yallah gidelim. Evet. Bu arada makroya geldik. Furkan bir dondurma alacak. Benim bir işbirliğim var. Onu bekliyoruz. Ben de psikolojik olarak hazırlanıyorum şu an. Sen kafanda manevralarını yap. Aynen. İyi araba. İnşallah. Araç yok. Önüne dikkat et. Tabii ki perde. Biraz daha. Dur. Şimdi döndürüp koy. Allahu ekber. Fren. Pardon. Burada bir kloz. Arka
Direksiyonu çözsen? Ben de hep söylüyorum diyorum. Senin tek sıkıntın direksiyon sadece diyorum. Direksiyon. Tek yani sıkıntısı böyle, o. Mesela bir de böyle böyle yapıyorsun. Evet. Aslında şöyle yapsan evet. Falan. Biraz daha rahatlaman lazım. O da pratikle olacak. Ben seni rahatsız ediyor muyum şu an? Yo yo söyle zaten. Sen hiçbir şey söylemezsen olmaz. Biraz öne geleceğim. Değil mi? Geleceğiz aşkım. Girebileceğim mi alayım mı? Al sen artık. Şimdi biz kahvaltı hazırlamaya yukarıya geldik. Aa kiraz buldum. Yıkamadan mı yiyeceğiz? Ölecek. Ölmeyeceğim. Cherry yapalım. Cherry domates. Tomatoy. Tomato cherry. Tamam bu kadar domates. Yeter herhalde. Oh my god, this is chocolate bar. Dakika bir go bir Furkan Erman bir şeyler döktü. Böyle pek lokanta sunumu yapıyoruz. Bir de şey esnaf lokanta evet. Sunumu bu arada. Bakın iki kişi bu tabağı hazırladık. Dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Niye? Kapalı çünkü. Biz her şeyi yedik. Ablamların alışverişe gitmesi gerekiyor. İnanamayacaksın böyle bir şey. Ben neredesin? Ben temsilci oldum. Tuttum tuttum. Ben de bayağı yardım ettim. Adalı gibi böyle. Adalı gibi. Bunları çek düğüm atıyor bak. Denizci düğümü mü? Ya da kurdele. Cey kandırmış ki gireceğiz diye. Evet ya. Fotoğraf çekilseydim. Ay şunu çıkaralım. Ay bu da girmemek için bahaneler bahaneler yani. Atlayayım mı ben de? Selam Cem abi. Aferin kızıma. Salıyorum. Sal kendini bırak. Ay güzel. Birazcık soğuk ama güzel. Biraz serinledim. Benim bir kokteylim vardı. Ah canım benim ya. Veremem. Kafasını sokmuyor çünkü. Git şeyin altına gir. Orada sok kafanı. Birazdan yağmur yağacakmış gibi bir hava var. Antalya tatil köyü. Gel yavrum gel. Hadi gel gel. Nasıl? Biraz çok güzel. Girerken üşüyor şu an çok iyi. Yalan söylüyorsan. Anlardınız üşüdüğümü zaten. Ne o ciddi duruş? Biz girdik sen çıktın. Çok uzun sürdü aşkım girmem. Üşüdüm. Hiç soğuk değil. Üşüdüm ama. Hadi Furkan ol bize Justin Bieber. Justin Bieber, Justin Bieber. Baby, baby, baby. Adam bir şey yapıyorsun. Ay olmadı da yani benzedi. Oldun oldun. Aa selam. Hoş geldin. Ne kadar güzel bir koya demirlemişsiniz böyle. Aa, Furkan yanmış mıyım aşkım? Aşkım çok yandım. Değil mi? Neres falan gibi. Şu an evet daha çok da jakete benziyor muyum? Aynı sıcak o jaket sandım. Bu arada pizza söyledik. Tam bir havuz partisi. My ding ding dong. Herkese merhaba. Yepyeni bir günden daha merhaba. Haftalık vlogumuz devam ediyor. Bugün sizinle AVM'ye gidiyoruz. Şu an camdan umarım çok fazla ses gelmiyordur. Çünkü kendime ayakkabı alacağım. Air Force ya da New Balance düşünüyorum ikisinden biri. Bir de Lego yapacağız. Birbirimizi yapacağız. Cenko, Yakup ve ben. Furki gelemiyor. Furkan çünkü çok hasta. Biliyorsunuz biz havuza girmiştik. Onu da birkaç gün öncesinden gördünüz ve Furkan o gün hasta oldu. Nasılsın bebeğim? Çok iyi. O yüzden Furkan'ı tek başına evde bırakıp gidiyor. Böyle de iyi arkadaşlarız. Şimdi çıkacağız. Akasya'da görüşürüz o zaman. Toplandı görüyor musunuz? Evet. Hayatımda ilk defa mı görüyorsun aşkım? Çünkü kameraya alıştık ya şimdi bu iPhone. Biraz fakir geldiğinde sen de fakir şeylere pek alıştık değilim. Şimdi New Balance'a gidiyoruz. Yakup biliyor yani. Yakup artık bu AVM'nin zaten şeyi. Aynen. Bu arada Legoland'e gidip birbirimizin Legosunu yapacaktık. Ama inanılmaz sıra vardı Legoland'de. TikTok sağ olsun. Biz oradan öğrendik. Sanki oradan öğrenmedik. TikTok'un ağzını öpeyim. O yüzden dedik ki önce biraz alışveriş yapalım ondan sonra Legoland'e uğrayalım. Çünkü Cenk'in buraya gelmesinin tek amacı Lego'ydu. O yüzden sana o Lego'yu aldıracağım aşkım merak etme. Hala sıra var mı? Kalabalık ama. Herkese Lego poşeti var sanki bedava veriyor. İyi hadi girelim o zaman. Kalabalık hadi girelim o zaman. Ha bu benziyor olabilir bana. Evet. Benziyor. Ya ama ben yani çok yetersiz arkadaşlar. Yeterince şey yok yani. Mesela koyu kahve bir saç yok. Koyu kahve saç olmadı olur mu? Aa çift taraflıymış yüzler. Bilmiyorum ya. Ya çok yetersiz. Biz beğenmedik. Biz o yüzden yapmaktan vazgeçtik. E çünkü 5 çeşit kıyafet var. Yüz çok fazla yok. Evet yani çeşitler o kadar az ki istediğinizi asla yapamıyorsunuz. Bence gereksiz abartılmış ve gördüğünüz inanılmaz kalabalık. Sürekli birbirimize gidip elimizi evet, soktuğumuz yere saldırıyorlar. İnsanlar da biraz bağışlıyor. Kibar bir insansanız burada yapamazsınız yani. Şimdi Yakup bir şey satın alacak. Ne çıkar dedi inşallah dedi. Mis
Higi. Bakalım, hadi bakalım çıksın. Arkadaşlar Muppets'ın logosu çıkmış. Açacağız birazdan, sürpriz bir şey. Şunlardan birisi çıkacak. Hadi bakalım. Umarım Kermit ya da Mistegi falan çıkar. Bak, Kermit yeşille yedim. Hadi aç. Aç. Ben tezahürat yapıyorum, poz veriyor ya. Ne çıktı? Mistegi çıktı. Valla. Aa, nasıl olur ya? Allah Allah. Nasıl? 50 o kadar mıncırmadı yani. Helal lan sana Yusuf. Vallahi mıncıra mıncıra buldu herif ya. Süper. İşte azim, işte nasıl güç. Nasıl olabilir, ben anlamadım. Şaşkınım geldi. Ben de şaşkınım arkadaşlar. Müveccim. Yani şans eseri çıkıvermiş. Bu çocuğun zinleri var. Geldik mi Balence? Modern şu tarz. Bunu bir de ben bir denesem mi? Numarasını dene işte. 37,5 bu. Ya ben bilmiyorum, bir şeyini beğenemedim yani. Çünkü çok şey, şuraları bir garip. Bir de arkası. Evet, biraz hoşuma gitmedi. Nasıl? Çok kötü. Ben beğenmedim, cidden beğenmedim. Yandan çok güzel ama önden ben de sevemedim. Yine mi gol değil be? Ben New Balance'dan hayatım boyunca ayakkabı alamayacağım arkadaş, bence. Yani New Balance ayakkabıları güzeldi ama senin o denedin bence hani çakma duruyordu, anladın mı? Çakma, evet, çakma neden duruyor. Çakma hani duruyor o ayakkabı? Şeffaf kargoyla 150 liraya aldığım bir ayakkabıymış gibi. Ama diğerlerini de istemiyorsun. Evet, diğerlerinin de modelini ben sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Teşekkürler. Evet. Şeyleri mi güzel evin hediye çekin. Aşkım önce benim ayakkabılarımı bir bitirebilir miyiz? Bak gene kendine koyuyorsun. Lütfen. Kendimizlere bir sadece ayakkabı baksa. Aha, süper step. Benim aşkım var. Arkada şey var, sürekli tablar. Ha, burada bir bakarız. Sonra yukarı da çıkarız. Olur olur. Olur olur, yeriz. Abi nasıl? Süper step miydi bizim girdiğimiz? Air Force olmaz. Çünkü on Nike'da Air Force. Aa, Nike var da Air Force. Evet, yok. Air Force çünkü yoktu. Çünkü artık Air Force birazcık düştü. Hayır, çok güzel bir ayakkabı. İyi mi? Air Force mükemmel bir ayakkabıdır. Evet. Mix Up'ta vardır bence. Vardır. Şimdi kiloya gideriz ya. Air Force'lar 2500 falan olmuş işte. Şeyler ne kadardı? Vans'lar? 1700. Piyasada öyle değil, kendimize alacağız. Evet. Ben aldığımda bu fiyatlar böyle değildi. Neyse. Ben 250 liraya almıştım 4 yıl önce. Bakalım, bulursak buluruz, bulamazsak artık bilmiyorum ne yapacağım. Bozuk paraları da koyarsın. Çorap gerçekten koyarsın. Gerçekten istiyorum. İçine kart falan koyabilirim. Bir dakika, ben bir ödeme yapayım. Şimdi şunu bir deneyeceğiz. Bir de bunun böyle turunculusu vardı. Yakup onu çok istedi. Bir de onu deneyeceğim. Air Force yok arkadaşlar yani. Bu tarz modelleri var. Evet, bunun da numarası yok. Mecbur sadece bunu deneyebileceğiz. Ya içime sinmezse almayacağım. Problem değil. Ama yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir şey denedim de benim hiç hoşuma gitmedi. Yani şu önü hiç beğendik değil. Ben böyle kibar ayakkabı sevmiyorum ya. Bir bak ayakkabısı gibi duruyor. Kameradan bir baksana. Ne oldu bebiş? Aa, güzelmiş. Yapışır bebişime. Bak, al. Güzel aşkım. Pantolonum da var. O yüzden daha koyusu olsa da almış. He. Bakalım. Şöyle var. Onun için bir tane renkli giydin lan. Senden beklerim bunu. Nasıl? Çok güzel. Çok kaba sanki. Bir tık daha kalatlı, kibar olsaydı daha güzel olurdu sanki. Çok değil mi? Şey, Roma bayağı, döneminde. Baya halat yani, deniz halatı gibi kullanmışsın. Çorap çok canımı sıktı. Arkadaşlar ben cennetime gelmiş bulunmaktayım. Cıvıl cıvıl. Arkadaşlar pazar yeri gibi. 3 tanesi 1 milyon. Tıpalar bir alışveriş yapmışız ama yani. Çok verimli oldu gerçekten. Aşkım göstersene, elim bükülmüyor. Çok verimli oldu. Hayır, poşetlerim. Koymuyorsun. Koymuyorsun. Düz mantık Cenk'e. Ama ben o kadar açım ki şu an. Gerçekten evet. Bayılıyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ben eve gidince size göstereceğim aldıklarımı. Çünkü bayram öncesi inanılmaz kalabalık burası. Bir kabin, bir sıra ne kadar bekledik. Yapma yapma, kafam dağılıyor. Yarım saate nasıl her mağazada? Evet. Hem kabinde yarım saat hem kasada yarım saat. Evet yani çok kalabalıktı ama aldık biz alacağımızı. Şimdi yemek yiyip vıntrişke eve. Aradan kasada girmeye çalışan çakallar falan oldu. Çakal oldu çakallar. Ben hemen gördüm, yetiştim, söyledim. Bunlar da geçti en öne. Ay neyse, hadi Happy Moon'a mı gidelim? Aynen, Happy Moon'a gidelim. Bakın, bunu şimdi göstereceğim. Çok tatlı bir toka aldım. Bu arada toka 99 liradan 109 liraya inmiş arkadaşlar. Gerçekten ne kadar mı? Hayır, 99'dan 109 yazıyor. Hayır, ne kadar verdi? 109 verdim. Ya bu nasıl açılacak? Nasıl? Güzel bayağı. Sonra takılar aldım. Ay çok güzel şey. Göstereceğim. Artık eve dönüş zamanı. Taksi sırası mı? Aman, evet, taksi sırası var.
Nasıl döneceksin prenses? Bir taksi. Artık babasından jetini istemek zorunda kaldı. Babam kaza yapmış bu arada galiba. Bakar mısın? Baksana. Nasıl uçağı burada? Yakup. Hadi iyisin. Bülent abi yollamış uçağı. Gel öpelim seni. Biz metrobüse yürüyeceğiz. Aşkolar biz eve geldik fakat eve geldiğimizde yani Cenk'lerle birlikte geldik. Furkan bayağı kötüydü. Biz bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştik. O yüzden şimdi onlar Cenk'lerle birlikte acile gittiler. Ya büyük ihtimal üşüttüğünü düşünüyoruz. Çünkü havuza girdiğimiz gün Furkan bayağı bir havuzda kaldı. Büyük ihtimal o gün üşüttü ama bayağı kötüydü. Bakalım bir acile gittiler. En kötü bir serum yer, iğne yer, ne bileyim bir şey olur. Toparlar biraz daha. Öyle moraller bozuk. Bebişim hasta oldu ve şu anda da üzülüyorum onu böyle böyle evde bıraktığımız için. Ama gerçekten bu kadar kötü olacağını biz de tahmin etmemiştik. Bir şey yoktur zaten de. Gelişmelerden haberdar ederim sizi yarın sabah. Aldıklarımı da yarın sabah göstereceğim bu arada. Çünkü artık akşama kaldık ve ben telefondan çektiğim için adam akıllı bir şey gösteremem de zaten. Öyle. Yarın sabah sizinle görüşürüz. Yepyeni bir gün. Vlog devam ediyor. Vlog bitmiyor. Öpüldünüz. Günaydın aşkolar. Haftalık vlogun yeni bir günündeyiz. Bugün spor yapacağız. Evet, spora yeniden başlama kararı aldım. Çünkü dün giydiğim bir elbise o kadar güzeldi ki ve o kadar da kusur belli eden. O yüzden dedim ki spora başlayayım. En azından karnımız düz olsun. Bu arada şu gözüm bir şişti, bir şeyler oldu anlamadım. Bu arada Furkancığımın dün hastaneye gitti biliyorsunuz söyledim. İğne yaptılar ama şu an daha iyi. Bugün ilaçlarla kendine gelir, yarın iyice toparlarsın. Toparlarsın aşkım, toparlarsın. Okey, şimdi floating yapıyoruz gene. Şimdi başlayalım. Kalça ve göbek bizim asıl problemimiz. Evet, mis gibi duşumuzu aldık. Şimdi sıra kahvaltıda. Kahvaltı için granola söyledik. Ben bu granolaları çok seviyorum. Ama böyle sade olanlarını seviyorum. Bir tane laktozsuz yoğurt söyledik. Yoğurtla bu granolayı karıştırıp yiyeceğim. Aşkım, sana da yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Buzluktaki şeyler bozulur mu? Böğürtlen de koyarız içine. Böğürtlen var ama bu bayağıdır buzluktan. 2023 diyor. Şimdi kasemi alıyorum. Kameramı özledim. Bir şey diyeceğim. Milletin şekil şukul yaptığı sağlıklı kahvaltılıkların arasına benim kahvaltılığın girişine bakın. Evet. Çok iştah açıcı gözüküyor ama tadı gerçekten güzel bu arada. Yani görüntüsüne aldanmayın. Bunlar çok güzel oldu. İnanın bana. Bana güvenin. Güvenin. Evet, yine ben geldim. Beni görmeyi beklemiyordunuz değil mi? Video gayet iyi giderken bir anda çat ben geldim. Neden? Neden? Ben çok zeki bir insan olduğum için aldıklarımı size çekmeyi unutmuşum. Evet, bunu nasıl yaparsınız dediğinizi duyar gibiyim. Ama bana kızmamanız için zaten şimdi geldim. Şimdi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, hani ben size gösterdiğim videodan sonra da alışveriş yaptım. Ve bu birkaç ay çok fazla alışveriş yapmış olabilirim. Ve dolaba sığmıyor da olabilirim. Yani oy, burası çok korkunç durumda. Bak şu yukarısı toplu çünkü o yukarıda tweetler, kazaklar var. Burası da biraz dağıldı. Yani askılardan biri koptu hatta. Pantolonlar sığmadığı için. Burası gene okey ama yine elbise aldığım için iyice sıkış tıkış olmaya başladı. O yüzden diyorum ki ben, şimdi ben o gün aldıklarımı, yani vlogda gösterdiğim zaman aldıklarımı burada göstereyim. Ama daha sonra aldıklarımı göstermem. Onun yerine biz başka bir video çekelim. Dolabımı topluyorum videosu çekelim. Yeni aldıklarım tüm parçaları da orada göstereyim dedim. Nasıl plan? Bence çok iyi plan. Şimdi üzerime giymeyeceğim çünkü bunları ben Instagram'da denedim, gösterdim size. Ama linkini ben buraya da aşağı bırakırım. Instagram'da da link bırakmıştım zaten. Şu an denemeye çok üşendim. Instagram'da zaten denediğim için merak edenler Instagram'a gidip bakabilirler yani. Yanise. Şimdi Zara'dan böyle güzel bir pantolon aldım. Bu pantolonun kalıbı bayağı iyi. Ama ne yazık ki bu pantolon indirimde değildi arkadaşlar. Bunun zaten kodunu paylaştım sizinle. Ama popoyu falan çok güzel gösteriyor yani bunu bayağı. Temske. Daha sonra şu kot şortu aldım. Ya açıkçası benim kot şortlarım biraz mini ve hani böyle İstanbul'da özellikle giyerken bazen rahatsız hissedebiliyorum kendimi. Bunun boyu bayağı iyi. Bu benim biraz daha İstanbul şortum gibi bir şey olacak yani, anlayacağınız. Hatta iki kere falan da giydim. Bayağı güzel. Ben burada sizi nasıl bulabilirim ki? Allah'ım çok komik. Yeni yıkandı bu, tamam mı? Sırılsıklam şu an ama göstermek için aldım. Hatırlıyorsanız size yine Instagram'dan göstermiştim. Zara'dan bu tarz üstler almıştım. Hatta Zara'dan aldıklarım da şunlardı. Bunlar. Aynısı yani, aynı model. Fakat bu üstlerin Zara'da beyazının bedeni kalmamıştı. Ben de Bershka'da aynısını bulunca yapıştım yani. Bu üstler çok çok güzeller çünkü. Şimdi bunu geri asmaya gidiyorum.
Daha sonra ya ben Bershka'daki takıları çok beğeniyorum bu arada. Yani genel olarak aslında biraz hızlı kararıyorlar. Çok kaliteli değiller ama modelleri çok güzel. Bunun da ucunda tatlış bir kebelek var. Çok tatlı. Böyle biraz aşko kuşko şeyler aldım fark ettiyseniz. Yani bine. Bu normal düz zincir. Sonra böyle baby yazılı tanesi var. Bu da çok tatlı. Ama en çok taktığım şu oldu. Annetlemiyor ayol. Aa, şöyle işte kalpli maplı bir şeyler beyaz taşı var. Çok sinirlendim. Bir de yüzükler aldım. Şimdi yüzüklerimizi takalım. Ya bu yüzüklerde de tek problem şu. Kimisi oluyor, kimisi büyük geliyor. Yani biraz garip yapmışlar. Baksanıza çok güzel değiller mi? Bir yamuk yumuk takmışım. Böyle. Bunları aldım. Bunlar da çok tatlı. Şimdi ise aşık olduğum, uğruna spora başladığım elbiseyi göstereceğim. Bak bir tanesi de dar mesela. Açık ayol. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. Bu. Çok sade ama o kadar güzel ve seksi duruyor ki anlatamam. Sırt dekoltesi var biraz böyle. Sırt dekoltesi dediğim de bu yani hani. Dekolte deyince de bre yani. Baya mini bir elbise. Baya mini. Hani günlük hayatta giyebileceğiniz bir elbise değil. Ama öyle çok iç göstermiyor etmiyor falan. Buna aşık oldum. Ama işte çok kusur belli ediyor. Yani bunun için biraz zayıflamak lazım. Daha etiketi duruyor görüyorsunuz. Daha bunun da etiketi duruyor. Ben biraz alışveriş ara mı versem? Ben birazcık bokunu çıkardım. Bugünlük göstereceklerim bu kadar. Ama kot ceket aldım, gömlek aldım, bir sürü büstiyer aldım. Aldım da aldım. Şimdi aşkolar, müsaadenizle videonun kapanışını yapıyorum. Ya gerçekten şu aldıklarımı gösterebilmek için açtım kamerayı. Çünkü çekmemişim. Ya ben ne kadar salak bir insanım. Gerçekten bazen bunu düşünüyorum. Neyse. Dolap toplama videosunda tüm aldıklarımı göstereceğim. Hatta böyle belki bir şeyleri de ayıklarız. Verilecekler falan yaparız böyle. Çünkü giymediğim hala çok fazla şey var. Biraz da bu yüzden alışveriş yapıyorum. Aslında yani ben zamanında aldığım şeyleri şu an giymiyorum. Evet giymiyorum. O yüzden deli gibi alışveriş yapıyorum. Böyle bir kısa döngüdeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bu arada. Çünkü çoğu şeyi orada da paylaşıyorum. Daha doğrusu YouTube'da paylaşmadığım çoğu şeyi orada paylaşıyorum. Sonra konulardan geri kalmayın arkadaşım yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.